Merhabalar, ben Doktor Levent Usta, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Sizlere bugün KOAH hastalığından bahsedeceğim. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yani kronik, müzmin, obstrüktif, tıkayıcı bir akciğer hastalığıdır. Akciğerlerde, özellikle bronşlarda non-mikrobik, inflamatuar, yangısal bir hastalıktır. Bu non-mikrobik yangı, hava yollarında darlık, hava keseciklerinde harabiyetle seyreder. Özellikle 40 yaş üstü sigara içenlerde daha sık görülen bir hastalıktır. Hastalığın ana belirtileri öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarmadır. Özellikle 40 yaşın üstündeyseniz, nefes darlığı şikayetiniz varsa, yaşıtlarınızdan daha fazla bir nefes darlığından yakınıyorsanız, kronik bir öksürüğünüz varsa, balgam çıkarıyorsanız mutlaka KOAH açısından değerlendirilmek üzere bir göğüs hastalıkları uzmanına müracaatınızı öneririm. KOAH neden gelişir? KOAH'ın ana risk faktörü sigara içimidir ve tedavi de bunun üzerine şekillenir. Sigara içimi haricinde mesleksel toz maruziyetleri, gaz ve duman maruziyetleri de KOAH için bir risk faktörüdür. Özellikle sigara içmeyen kadınlarda biyomas dediğimiz biyolojik ve hayvansal katı yakıtların tüketilmesi, ev içinde özellikle Doğu Anadolu bölgemizde ev içerisinde ekmek yapılması, tandır kullanılması, içeride yakıtın dumanına maruz kalma neticesiyle de KOAH gelişebilmektedir. KOAH yaklaşık 40 yaş üstü erişkin popülasyonda %15-20 görülme olasılığına sahiptir. Bu demek oluyor ki 40 yaşı üstündeki her 5 kişiden biri ortalama KOAH hastası. Özellikle sigara içenlerde KOAH 10 kat ila 30 kat daha fazla olduğu saptanmış olup dünyadaki ölüm sıklıkları arasında 3. nedendir. Peki KOAH hastalığından şüphelendik ve doktorumuza müracaat ettik. Doktorumuz KOAH hastalığının teşhisi için ne kullanır? Doktorumuz özellikle KOAH hastalığından şüphelendiğinde herhangi bir ağrısı zor olmayan bir nefes ölçüm testinden faydalanır. Bu nefes ölçüm testiyle KOAH'ın erken tanısı konulabilir. Bahsettiğimiz nefes darlığı, öksürük, balgam gibi şikayetiniz varsa, daha önceden bir sigara içme öykünüz ya da aktif sigara içicisi iseniz mutlaka bu testi yaptırmak üzere göğüs hastalıkları uzmanına müracaat etmelisiniz. Göğüs hastalıkları uzmanımız da solunum fonksiyon testi yaparak size KOAH'la ilgili detaylı değerlendirmeyi sağlayacaktır. Peki KOAH hastalığının teşhisini koyduğumuzda tedavi ve takibi nasıl planlıyoruz? KOAH hastalığının teşhisini koyduktan sonra özellikle ilk yaptığımız risk faktörünü ortadan kaldırmak. Kişi sigara içiyorsa KOAH'ın tedavisi öncelikle sigarayı bıraktırma tedavisinden geçer. O nedenle önce KOAH nedeniyle sigarayı bırakmak için tütün kontrolü amacıyla hekimden destek alıyoruz. Sonrasında KOAH'la ilgili nefes açıcı bazı hava yoluyla alınan ilaçlar, fiziksel aktivite önerileri ve beraberinde grip, zatürre aşısı gibi koruyucu tedavi ve önlemleri tedavinin bir parçası olarak kullanıyoruz. Bunun için mutlaka KOAH teşhisi konulduğunda takip olmanız ve göğüs hastalıkları uzmanı tarafından takipte kalmanız önerilir. Bu takip esnasında kişilerin performans durumları, günlük fiziksel aktiviteleri, nefes darlığının düzeyleri değerlendirilir. Ona göre tedavi ve takip şeması oluşturulur. Fiziksel aktivite KOAH'ta sigarayı bırakmak kadar aynı zamanda nefes açıcı ilaçlar kadar etkili bir yöntemdir. O nedenle günlük yarım saat bir yürüyüş yapmak hiç yürüyüş yapmayan hastalara göre KOAH'ın seyrini değiştirebilen en az nefes açıcı ilaçlar kadar etkili olabilen bir tedavinin parçasıdır. O nedenle fiziksel aktivite yapması mutlaka bir KOAH hastasının tavsiye edilir. Eğer KOAH'da sigara bırakılmaz, önlemler alınmaz ve tedaviye başlanmazsa ne olabilir? KOAH ilerleyici bir hastalıktır.
Her ne kadar tedaviyle ve sigarayı bırakmakla önlenebilir hastalık olsa da eğer bunları yapmazsak ilerleyici seyredecektir. O nedenle ileriki zamanda ağır ve şiddetli KOAH hastalarında gördüğümüz oksijen tedavi bağımlılığı, özellikle geceleri 15-18 saat arasında devamlı oksijen tedavisi alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu nedenle KOAH'ın erken teşhisi hayat kurtarıcıdır. Lütfen eğer 40 yaşın üstündeyseniz, sigara içiyorsanız ya da sigara geçmişiniz var ise, nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma şikayetleriniz var ise bir göğüs hastalıkları uzmanına müracaat ediniz. Sağlıklı günler dilerim.